Efendim, arka fonda duyduğunuz gibi, gerçi çok az geliyor ama biz o sesi yükseltiriz. Bugün 14.sü düzenlenen Samsun Amasyalılar Derneği, Samasker pikniğimiz başladı. Sevgili Başkan yanımda, aslında direkt bu konuya gireyim. Geçen sene röportajı aldığımda, bu sene bundan sonra diğer kardeşlerimiz, dostlarımız, üyelerimiz aday olarak devam eder inşallah. Biz dinleniriz demişti. Dedim ki başkan, o senin dediğin gibi olmuyor, onun kararını yönetim verir. Aynen öyle, tek başına rakipsiz çıktı ve önümüzdeki sanırım 3 yıl daha derneği temsil edecek. Bugün çok karizma. Bundan önce biraz yorgun geliyordu bana ama şu an anladım ki başkan yeni yönetimle bence biraz daha dinlenmiş gibi, ama inanın yeni yönetimde pek fazla değişiklik yok galiba. Sevgili Abdullah Ertav yine genel sekreterimiz, Yılmaz'ım yine burada, diğer yönetim yine burada. Bir değişiklik var. Evet, şimdi Ahmet abi bana başlamadan evvel bir golü attın. Evet. Yani özellikle bu golü bekledim ben. Evet, yani 1-0 galip başladın olaya. Geçen yıl tabii kongremiz vardı. 15 yıldır da bu derneğin başkanlığını yapıyor. 12 yıldır pardon, derneğin başkanlığını yapıyor. Yorulmuştuk. Ama arkadaşlar dedi ki tekrar bir aday çıkmayınca, dediler ki hep beraber yine bu taşın elimizi taşın altına koyacağız dediler. Tabii ki ben de onlara şunu dedim: arkadaş, bizde başkanlık yok, hep birlik beraberlik içerisinde, hepiniz başkansınız dedim ve öyle kabul ettim. Evet, bu dernek bizim gerçekten bir çocuğumuz gibi, birlik beraberliğimizi bozmamak için, daha güzel pekiştirmek için bu yola baş koyduk ve devam edeceğiz. Peki başkanım, neden Samsun Amasya? Evet, Samsun Amasya, bu çok güzel bir soru. Biz daha evvel Samsun'a bağlıydık, il olarak Samsun'a bağlıydık. Köyde bir referandum oldu. Biz de hizmetlerimizi Taşova'dan daha iyi alıyorduk. Çarşamba'lıydık biz de, önceden Çarşamba'ya bağlıydık. Çarşamba bize çok uzaktı ama Taşova'ya ulaşım, Amasya'ya ulaşım daha kolaydı. Onun için bir referandumda köyümüz Amasya'ya geçti. Ama ben hala Samsunluyum. Kimliğimde Samsun yazıyor. Mesela onursal başkanım kendini kimliğinde de Samsun yazar. Kardeşininki Amasya'dır. O zaman şöyle bir şey vardı. Referandum'a katılanlar köyde Amasya kullandığı için oy verenler orada kaldı. Biz İstanbul'da olduğu için Samsun'da kaldı. Samsun'da bizim, Amasya'da bizim. Ne güzel Samsunluyum diyene. Şimdi şöyle de bir ilginç olay oldu efendim. Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı sevgili Erdal Avcı Başkanım çok değerli, kıymetli bir insan benim için. Aynı anda sevgili yeğenimin, abimin kızının, eşinin de amcası. Ya bakıyorum Burhan Başkan Erdal Başkan'ı beğeniyor. Erdal Başkan Burhan Başkan'ı beğeniyor. Allah Allah dedim, hani dernekçilikten dolayı tanışıyorlardır galiba ama beğenilere bakıyorum ya, diyorum burada bir şey var galiba. Bir gün aradım Burhan Başkan'ı, dedim ya Burhan Başkanım sana bir şey soracağım, buyur dedi. Dedim Erdal Avcı'yı tanıyor musun, dedi ya tanımam, o dedi benim ememin oğlu. Evet, eme değil mi? Evet. Salih Avcı annem, ellerinden öpüyorum, şu an yüzlük bir çınar, çok çok selam olsun sana. O kadar değerli, o kadar kıymetli bir insansın ki şu ülkede, inan bir tarihsin. Çünkü seninle geldim, röportajlar aldım, konuştuk. Ve bir çarşamba hikayem vardı. Benim babam ve kardeşlerim bir ara sinirlenmiş, çarşambayı yakmıştı dedi. Evet, o kadın benim gözümde, yüreğimde tarih olarak her zaman kalacak. Allah sana ömür versin. Erdal Başkanım sana da selam olsun. Başkanım, bismillah dedik, başladık. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bundan sonraki süreçte keşkek yapıyoruz gördüğümüz gibi. Çarşambadan getirmiş. Evet, keşkek var, keşkek ikramlarımız var, başka yöresel ikramlarımız var, bazı çekilişlerimiz olacak, ağırlık yarışmalarımız olacak, müzik olacak tabii ki, olmazsa olmazımız. Eğleneceğiz bugün, misafirlerimiz gelecek, konuklarımız gelecek gerçekten. Hatta şunu da söyleyeyim, bir sürprize de karşılaştım. Biz bu sene tek sanatçıyla bu işi götürmeye düşünüyorduk. Öyle de karar almıştık. Evet, ondan sonra Emir Üstün'le, ama sonradan çok sağ olsun ki bir sürprizle Zennura Çaylı Koç demiş ki
Ben de hemşerilerin pikniğinde konuk sanatçı olarak katılmak istiyorum. Hiç de bir şey talep etmiyorum dedim. Biz gerçekten buna çok mutlu olduk. Ne kadar güzel. Yani dernekçilik nedir? Hemşeri derneğidir. Nedir? Samsun'a sahip çıkmasan, Amasya'da sanatçıya sahip çıkmasan bu hemşeri dernekçiliği olmaz. Şunu da söyleyeyim. Zendura Çaylı Koç, Samasya'nın ne zaman seneye pikniği varsa o günkü tarihte kendi ismini kendi yazacak oraya bizim sanatçımızdır. Efendim, sevgili başkanla zaman zaman bir arada olacağız. Yeniden fikirlerini soracağım. Az sonra ciddi anlamda bir yoğun tempoyla karşı karşıya gelecek. Bildiğim için söylüyorum. Şimdi biz sevgili Ferhat Damar'ın sunumuyla sevgili Emir Üstün ve sevgili Zennura Çaylı hanımefendinin sahnesiyle sizleri baş başa bırakacağız ama onun öncesinde masalara gideceğiz, röportajlarımız olacak. Buraya gelen Samsunlu ve Amasyalı dostlarımızı ekrana taşıyacağız. Bizi izlemeye devam edin. Orkestra çok teşekkür ediyoruz emeklerinizden dolayı. Kıymetli hemşerilerimiz, değerli misafirlerimiz, her sene olduğu gibi Samester Derneğimizin 14. geleneksel piknik programına uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize, bütün hemşerilerimize Samester olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, sabah kahvaltılarımızı yapıyoruz. Yapanlar da var. Bereketli olsun, afiyet olsun. Rabbim bu mübarek sofralar etrafındaki birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Bugün geleneksel olarak 14.sünü düzenliyoruz. Geçen sene de bendiniz Ferhat Damar, sizlerle birlikteydik. Özellikle beni yine sizlerle buluşturan çok kıymetli dernek başkanımız Burhan Erginer başkanımıza ve geçmiş dönem ve kurucu onursal başkanımız, iş insanımız Sezai Güntav başkanıma bugün burada beni davet ettikleri için, sizlerle buluşturdukları için kendilerine şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Bugün inşallah güzel bir programı hep birlikte icra edeceğiz. İnşallah unutulmayacak çok güzel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden değerli sanatçılarımız var, yakinen de tanıdığınız genç bir kardeşimiz, Taşovalı kardeşimiz Emir Üstün sahne alacak. En güzel türkülerini sizler için seslendirecek ve yine aynı zamanda misafir bir sanatçımız kendisi, Samsun Alaçamlı Türk Halk Müziğimizin değerli sanatçısı Zennure Çaylı Koç hanımefendi de bugün burada sahne alacak. Yine yöresel ikramlarımız olacak, yarışmalar olacak, akabinde ağalık yarışmamız olacak. Semaver ağalığımız, piknik ağalığımız olacak bugün. İnşallah dolu dolu bir programı bugün sizlerle birlikte geçireceğiz. Özellikle az önce de söyledim, bu mübarek sofralar etrafında bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Samester Derneğimize Genel Başkanı çok kıymetli Burhan Erginer Başkanıma ve yönetimine çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz. İyi ki kıymetli başkanım var. Programımıza saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayacağız. Ben öncelikle bu vatan için can vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizleri aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Rabbim vatanımız üzerinden bayraklarımızı ve minarelerden okunan ezanlarımızı eksik etmesin inşallah. Evet, yine aramızda çok kıymetli, her sene olduğu gibi hiçbir program bizleri yalnız bırakmayan ve bugünün anılarını gelecek yıllarda da sizlere göstermek için bugün aynı çekimlerimizi yapacak olan Ahmet Güngör Başkanım en güzel röportajlarıyla, en güzel sohbetleriyle bugün sizlerle birlikte olacaktır. Masalarınıza misafir olacaktır. Ahmet abim hoş geldin, sefalar getirdin. Ben bütün vefat edenlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti için Nail Güntav hocam burada mı Nail hocam? Geliyor mu? Nail Güntav hocamız, ben sahneye davet ediyorum. Bütün vefat edenlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti için Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmaları sebebiyle 14. piknik şölenimize katılım sağlayamıyorum. Başta şahsınız olmak üzere dostlukları pekiştirmek, bağlarımızı güçlendirmek için önem arz eden bu piknik şöleninin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hemşerilerimize ve katılım sağlayan herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hasan Çilez, AK Parti Amasya Milletvekilimizmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben isimlerini okumak istiyorum. İş insanımız Sayın Mevlüt Yurtav Bey'e çok teşekkür ediyoruz. MD İnşaat Sayın iş insanımız Mehmet Doğan ve Samet Doğan Bey'e. Yine Amasyalı iş insanımız Sayın Arif Yılmaz Bey'e. Samester Derneğimize ve bu gibi programlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gök İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Özgür Bey'e, derneğimize yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerin özellikle Esenyurt'tan ve bölgemizden buraya sizlerin ulaşmasına vesile olan Esenyurt
belediyemize, belediye başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine bu programda katkılarından dolayı Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yiğin Başkanımıza ve yine Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine çok kıymetli hemşerimiz Hasan Erginer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın Emsan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Salı Pazarlı İş İnsanımız Aydın Uysal Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Rasul. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu's-samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ve min sharri ghasiqin iza waqab ve min sharri nafathati fil 'uqad ve min sharri hasidin iza hasad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al jinnati wan nas. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, maliki yevmid. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آمين. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدينا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين يا إله العالمين. Okumuş olduğumuz sure-i celilelerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat Resulü Kainat, iki cihan serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam Efendimizin ve her ikisi arasında ne kadar peygamberi zişan efendilerimiz gelmiş geçmişler ise hepsinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, onlardan hasıl olan sevaptan ne kadar sahabe-i kiram, ashab-ı kiram, şehitler, gaziler, veliler, Allah dostları, üstadlarımız, hocalarımız gelmiş geçmişler ise hepsinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin, piknik vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız, toplandık.
Ya Rabbi, senin huzurunda ellerini açtı, ellerimizi açtık ve şu anda ellerini açmış amin diyen bu kardeşlerimizin, bu dünyadan ahirete irtihal etmiş olan anne, baba, dede, nene, evladı üyelden akrabayı talukatlarından, bütün geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini okuduğumuz Kur'an'ın nuruyla pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu dünyada nesli kesilmiş, silsileleri kesilmiş, isimleri unutulmuş, peşinden bir Fatiha dahiye okuyacak kimseleri kalmamış. Acaba bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleyen mümin ve müminatın ruhlarına da hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Sure-i Celilelerden hasıl olan sevaptan, bilhassa bütün şehitlerimizin dünyanın dört bir tarafında, özellikle Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve bizim bilmediğimiz dünyanın birçok yerlerinde kafirlerin zulmüne maruz kalarak şehadet şerbeti içmiş bütün şehitlerimizin, ülkemizde vatanımızı muhafaza etmek için şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin ve bu ülkeyi, bu cennet vatanı bize bırakarak canlarını feda eden şühedanın, şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini de Kur'an'ın nuruyla pür nur eyle, makamlarını cennet eyle, şefaatlerine bizleri de nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da yapılan dualar gibi kabul eyle, günahlarımızı affeyle, geçmişlerimize rahmet eyle, ümmeti Muhammed'in hasta olan kullarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli olan kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu olan kullarına faiz belasına bulaşmadan kolaylıkla ödemeler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, zalimlere fırsat verme, kafirlere fırsat verme. Dünyanın birçok yerlerinde, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da kafirlerin zulmüne maruz kalan, zalimlerin zulmüne maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Gaflet içerisindeki Müslümanları da gafletten uyandır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ayet-i kerimede buyuruyorsun, innemel müminune ihfetün, ancak müminler birbirleriyle kardeştir buyuruyorsun. Ya Rabbi, bu ümmete, bizlere kardeşlik şuurunu nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, birlik ve dirliğimizi daim ve kaim eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı kaldırmak isteyen, yok etmek isteyen, içeride ve dışarıdaki zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Bizlere birlik ve dirlik nasip et ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyadaki bütün mazlumları ırkçı siyonistlerin şerrinden koru ya Rabbi. Hidayetleri mümkünse hidayet nasip eyle. Hidayetleri mümkün değilse Kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Gafletin ve zilletin içerisindeki Müslümanlara, birbirlerini Allahu Ekber diyerek öldürüp de cihad ettiklerini zanneden gafil Müslümanları da gafletten uyandır ya Rabbi. Müslümanlara güç ver ya Rabbi, kuvvet ver ya Rabbi, hidayet ver ya Rabbi, basiret ve dirayet nasip eyle. Ümmetin idarecilerine hidayet ve dirayet nasip eyle. Kafirlerin karşısında dik durmayı ve Müslümanların birlik ve beraberliğini ya Rabbi nasip eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an hürmetine Müslümanlara birlik ve dirlik nasip et. Kafirler nasıl bir araya geliyorlar, ufak bir şeyde birleşiyorlar, birbirlerine sahip çıkıyorlar, ama Müslümanlara da birbirlerine sahip çıkma gücünü, ferasetini, basiretini nasip eyle ya Rabbi. Her türlü tehlikelerden bizleri, bütün ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi.
Özellikle akşamları televizyon ekranlarında haberlerde izlerken o küçücük yavruların üzerine düşen bombalar ve yaşlı insanlar, ya Rabbi, Gazze'de, Doğu Türkistan'da ekranlara bile çıkamayan ve türlü çeşit zulümlere maruz bırakılan Müslümanlara yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam ülkelerinin idarecilerine de ya Rabbi hidayet nasip et. Birbirlerine sahip çıkma gücünü, imkanını, basiretini nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya İlhal Alemin, geçmişlerimize rahmet eyle. Bugün buraya toplandık. Ya Rabbi, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi ortaya koymak, kaynaşmak, akrabalar, komşular, dostlar, arkadaşlar bir araya geldik. Ya Rabbi, senin rızana uygun bir şekilde bugün burada oturup muhabbetimizi, sohbetimizi yaparak ve senin rızana uygun bir şekilde de buradan programımızı bitirmeyi nasip et. Her türlü bela, musibet, kazalardan bizleri ve bütün Müslümanları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastası olan kardeşlerimiz var. Derdi sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Her birimizin ayrı ayrı sıkıntıları, dertleri var. Ya Rabbi, dertlerimizi giderecek olan senden başkası değil. Ya Rabbi, dertli olan kullarına devalarını ihsan eyle ya Rabbi. Borçlu olan kardeşlerimiz var. Borçlarını kolaylıkla ödemeyi nasip et. Faiz belasına bulaşmadan borçlarını ödemeyi nasip et. Kazançlarına bereket ver. Vücutlarına sağlık ve sıhhat nasip et ya Rabbi. Her türlü sıkıntılarımızı defeyle. Günahlarımızı affeyle. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i için ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti, birlik ve dirliği için Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın birçok yerinde kafirlerin zulmüne maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin kafirlerin zulmünden kurtulması, mazlumların ayağa kalkıp zalimlerin diz çökmesi için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun. Hepinize afiyet olsun. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Rabbim geçmişlerimize de rahmet eylesin. Allah razı olsun hocam. Rabbim yapmış olduğunuz duaları kendi izzeti dergahı aleminde kabul ve kabul eylesin inşallah. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kendi izzeti dergahı aleminde kabul ve makbul eylesin inşallah. Hocalarımızdan ağzına sağlık. Allah razı olsun inşallah. Evet, bu mübarek sofralar etrafında bugün bir araya gelmemize vesile olan çok kıymetli SAMESLER yönetimimize, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Ben selamlama konuşmalarını yapmak üzere SAMESLER Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Burhan Erginer Başkanımı sahneye davet ediyorum ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanlarımızı da ben Burhan Erginer Başkanımın yanına davet ediyorum. Özellikle bu derneğimizin kurulmasında emek veren onursal başkanımız, çok kıymetli Sezai Güntev Başkanımı da ben sahneye davet ediyorum. Yine genel sekreterimiz Abdullah Ertav Başkanımı sahneye davet ediyorum. Başkan yardımcılarımız Ömer Güntav, İbrahim Yıldız, Yılmaz Erginer, Mustafa Taşova, Salim Ertav, Adem Ertav, Zekeriya Çakır ve Mehmet Arslan başkanlarımı ben sahneye davet ediyorum. Burhan başkanımın yanına. Unuttuğum var mı arkadaşlar, genel sekreterim? İsmini unuttuğum var mı? Şöyle başkanımızı güçlüce, yönetimimizi şöyle güçlüce bir alkışlayabilir miyiz?
Mehmet Gürtay Başkanım, bak ismini söylemeyi unutmuşum, buyurun. Mustafa Yıldız Başkanım. Listede evet. Başka var mı başkanım? İsmini sayamadıklarım. Evet. Başkanım, buyurun, mikrofon sizde. Bir selamlama konuşması için ben sözü size bırakıyorum. Çok değerli onursal başkanım, çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz. Bugünkü piknik programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, bu yıl 14.sünü düzenlediğimiz piknikte sizlerle olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. 2008 yılında kurulan derneğimizi o günün şartlarında kuran ve 6 yıl başkanlığını yapan kurucu onursal başkanım Sezai Güntav'ın emekleri asla unutulmaz. Kendilerine huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Hemşehrilerim, dernekçilik gerçekten çok zor, çok zor. Hiç kimseyi memnun edemiyorsunuz. Bizler düğünlerimizde, cenazelerimizde bir aradayız ama görüyorum ki bir arada olmaya arzu ettiğimiz birçok hemşehrimiz, köylümüz aramızda yoklar. Biz Samaçlar ailesi olarak herkesi seviyoruz. Ama onlar bizi sevmiyorsa bizler de bundan sonra onlar gibi davranacağız. Bunu herkes böyle bilmeli. Bir de şunu, ben üzen bir konu da şu var. Köy muhtarlarımızı davet ettiğimiz halde, son ana kadar bize bazıları geleceğini bildirdikleri halde çeşitli bahanelerden dolayı gelmediler. Onları da buradan gerçekten üzülerek sistemler milletine iletiyorum. Yani biz ne olursa olsun köylerimizden bağımızı koparmadık. Onlar da bugün burada olsa ne güzel olurdu. Köylerimizin birçok sorunları var. Onları hep beraber giderirdik ama canları sağ olsun. O köyler bizim köyümüz. Biz her zaman onların yanında olacağız. Değerli hemşehrilerim, bazı siyasi olarak beni eleştiriyor. Bazıları siyasi olarak beni eleştiriyor. Tabii ki herkes gibi benim de bir siyasi görüşüm vardır. Ama 16 yıllık derneğimize onursal başkanım ne de ben siyaset sokmadık. Bundan sonra da sokulamaz. Bizler Ankara'ya gidiyoruz. Her partiden milletvekillerimizi ziyaret ediyoruz. Biz asla parti ayırmıyoruz. Bu ziyaretlerimiz kendi menfaatlerimiz için değil, kendi köylerimizin sorunları için. Bunun sonuçlarını en kısa zamanda hep birlikte göreceğiz. Değerli hemşehrilerim, bugün burada hep beraber eğleneceğiz, hasret gidereceğiz. İnşallah akşam mutlu bir şekilde sağ salim evlerimize döneceğiz. Değerli hemşehrilerim, her yıl aramızda olan ve bu yıl aramızda olamayan ailesi intikal etmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yine bu yıl hastalıklardan dolayı aramızda bulunamayan Nazlı Çakır ve Hüseyin Güntav abilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bu arada unutmayalım, çok yakın bir zamanda kaza geçiren Zekeriya Çakır arkadaşımın da oğlu Uğur Çakır'a buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'tan tüm hastalara geçmiş olsun diliyor, acil şifalar temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Böyle güzel bir günde bizleri burada ağırladığınız için, kıymetli hemşehrilerimizi bir araya getirdiğiniz için sizlere ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Yine aramızda yıllarca Samsun camiamızda Samsunlu hemşehrileri için mücadele etmiş, birliği için, beraberliği için gece dememiş, gündüz dememiş, bütün camiamızın her zaman yanında olan ve Samesterimizin de kurucu onursal genel başkanı Sayın Sezai Güntav başkanımı da şöyle güçlüce bir alkışlayabilir miyiz? Kıymetli hemşehrilerim, değerli misafirler, kıymetli dernek başkanım, uzaktan yakından alanımıza, pikniğimize katılmış olan çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken saygı, sevgi ve muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi 2008'de kurduğumuz, bu yılda 14.sünü düzenlediğimiz İstanbul
Samsun Amasya Kültür ve Yardımlaşma Derneği her yıl en azından böyle bir organizasyonu gerçekleştiriyor. İnsanlarımızı, dostlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu hep beraberce yaşamaya çalışıyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımın başta Sayın Burhan abim olmak üzere yönetim kurulundaki birbirinden değerli, kıymetli arkadaşlarımın büyük emekleri var. Ben arkadaşlarım takip ediyorum. Bir aydır, her yıl olduğu gibi bir aydır gece gündüz bu program için çalışıyorlar. Allah rızası için çalışıyorlar. Görüyorum ki hem maddi hem manevi işlerinden, güçlerinden, ailesinden her anlamda fedakarlık yaparak çalışıyorlar. Bu arkadaşların emeği yani kolay kolay ödenebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda hepinizden bu güzel, değerli arkadaşlarıma alkış istiyorum lütfen. Kıymetli hemşehrilerim, tabii ki herkes buraya gelemeyebilir. Herkes maddi anlamda destek de olamayabilir. Ama hepimizin bu kuruma, bu kuruluşa gönül bağıyla bağlı olması gerekir. Biz bunları bekliyoruz. Yoksa işin maddi tarafını sağ olsun başkanım ve yönetim kurulundaki arkadaşlar, nazımızın geçtiği değerli dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, çevremizden bunları bir türlü tedarik ederek bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Sizlerden tek istediğimiz hep beraber gönül bir iş içerisinde olalım. Gerçekten bu çok önemli. Ben her zaman söylüyorum. Başkanım da söyledi. Biz bu derneğe siyaset sokmadık. Bundan sonra da sokmayız. Hep söylüyorum. Ferhat Başkanım da bilir. Bizim Samsunluların, Amasyalıların sağcısı da vardır, solcusu da vardır ama asla ve asla vatan haini yoktur, olamaz. Bizim kanımız bile şu anda üzerimizde bize gölge oluşturan bayrak gibi kırmızı beyazdır. Onun için bu sözün üzerine zaten başka hiçbir söz yoktur. Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlar, 14.sünü düzenlediğimiz bu pikniğimiz inşallah bundan sonraki süreçte çok daha uzun uzun yıllar devam edecektir. Ama burada şu eksikleri görüyorum. Bunu da sistem olarak belirtmek istiyorum. Şuraya doğru baktığımda aslında bu derneğin 2008'de kurulduğundaki arkadaşların genelde çoğu aynı arkadaşlar devam ediyor. Ama gençler lazım bize, gençler. Sevgili gençler, sizden para istediğimiz yok. Sevgili gençler, sosyal medyaya zaman ayırana kadar lütfen hemşehrilerinizle bu camiaya zaman ayırın. Siz bizlere göre daha tahsillisiniz, daha donanımlısınız. Bu hemşehrileriniz sizden çok şey bekliyor. İşe ve sosyal medyaya hepsi bu. Hayat böyle değil. Hayat böyle değil. Ben kendi çocuklarım dahil, kendim dahil olmak üzere memleketimizi unutuyoruz. Dostlarımızı unutuyoruz. Akrabalarımızı unutuyoruz. Hele ki şu pandemiden sonra da tamamıyla ben kendimi eleştirmek kaydıyla söylüyorum. Kimseyi direkt olarak eleştirmiyorum. Gidiş, geliş, merhaba, selam filan vesaire bunlar tamamıyla artık ortadan kalktı ve bir yozlaşma başladı. Bizim gelenek göreneklerimizde böyle şeyler yok. Onun için lütfen hepimiz bu konuda hassas olalım. Evlatlarımızı bu camiaya kazandıralım. Bakın, bir düğününüz olduğu zaman, bir cenazemiz olduğu zaman kimler var yanımızda? Gene bu akrabalarımız, köylülerimiz, hemşehrilerimiz değil mi? Sosyal medyadan tanıştığımız, yalıştığımız, konuştuğumuz arkadaşlarımızın hiçbirisi yok. Dolayısıyla bunun kıymetini iyi bilelim arkadaşlar, değerli hemşehriler. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu şey, aynı şey benim için de geçerli, buradaki bütün insanlar için geçerli. Dolayısıyla bu konuda hassas olmanızı bekliyorum. Ayrıca şu başkanımın da söylediği gibi işte şu ya da bu sebepten dolayı işte bilmem başkana küsmüş darılmış da ya da yönetim kurulunda bir başkasına küsmüş darılmış da ya benim dernekle işim olmaz. Ya git orada, öyle bir şey yok kardeşim. Bu dernek ne buranın başkanın ne de buradaki yönetim kurulunun birinin. Hepimizin. Bugün aslında hepimizin düğünü var burada. Öyle bakmak lazım. Öyle değerlendirmek lazım. Onun için ben uzaktan yakından gelmiş olan, katılmış olan, gönül bağıyla bize bağlı olan tüm dostlara, tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum.
Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü hemşeriler olarak daim eylesin. Rabbim memleketimizi, ülkemizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Türk dünyasının birlik beraberliğini daim eylesin. Tüm Müslüman ülkelerin birlik beraberliğini daim eylesin. Rabbim dünyanın her neresinde Müslümanlar zulme uğruyorsa, işkenceye maruz kalıyorsa, onlara işkence yapan, maruz bırakanları da Rabbim perişan etsin. Ve Müslüman ülkelerine de yöneticilerine sesleniyorum. Ey gafiller, uyumayın, uyumayın. Az önce hoca arkadaşımızın da söylediği gibi, yani Müslümanlar vuran da Allah'a ekber diyor, vurulan da Allah'a ekber diyor. Siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Yani affedersiniz, yavrunun birisinde bir şey olunca tüm dünya nasıl ayağa kalkıyor? Bizde var mı öyle bir şey? İşte Filistin'i görüyorsunuz. Kan gölgeyi götürüyor. Hiçbir Müslüman ülkesi Türkiye dışında aşağı yukarı sesini çıkarmıyor. Maalesef böyle bir durum üzerindeyiz. İşte buradaki birlik beraberliğimizin tam olarak sağlanmış olması ta ki oralara yansır. Yani bu önemli şeydir. Dolayısıyla herkes aklı başındadır diyecek de bir şeyimiz yok ama gönlümüz ister ki vatanımızın, milletimizin birliği, bütünlüğü daim olsun. Ülkemizle alakalı yanlış planlar yapan, ters planlar yapanları da Allah perişan etsin. Saygılar sunuyorum. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli başkanım. Kıymetli başkanların izniniz varsa ben yönetim kurulu, şöyle bir mikrofon, ben bunu, sesi daha yüksek çıkıyor. Yönetim kuruluna da şöyle bir kendilerini tanıtsınlar istiyorum. İzniniz var değil mi başkanım? Evet. Ben Zekeriya Yerçakın, yönetim kurulundan. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sami Erkal, yönetim kurulundan. Herkese hayırlı eğlenceler. Ben Ömer Gültal. Katılım yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Anasker Genel Sekreteri Abdullah Erkal. İstanbul içinde ve dışından gelen tüm dostlarımıza, Ankara'dan arkadaşlar geliyorum. Bursa'dan arkadaşlar geliyorum. İzmit'ten arkadaşlar geliyorum. Gerçekten Samaster'e gönül veren tüm gönül dostlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İbrahim Yıldız, Samaster Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız. Tüm katılan arkadaşlara saygılarımı sunarım. Mustafa Taşova. Buraya uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcı arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bugün de yalnız bırakmadıkları için sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hepsini çok seviyoruz. Mehmet Aslan Yönetim Kurulu üyesi. Buraya gelen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Adem Yurtavuk. Buraya gelen bütün hemşehrilerine teşekkür ediyoruz. Mehmet Yurtavuk. Uzaktan yakından aramıza katılan bütün hemşehrilerime hepsine hoş geldin diye saygılar sunuyorum. Mustafa Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi. Herkes hoş geldi. İyi eğlenceler. Yılmaz Ergener, Yönetim Kurulu üyesi. Sevgili arkadaşlara, bizlere destek oldukları için teşekkür ediyoruz. Bilhassa belediyelerimize, yanımızda bulunan üyelerimize, uzaktan, yakından gelen, şehir dışından gelen özellikle Ankara'dan, Bursa'dan, Amasya'dan gelen hemşerilerimize hoş geldin diyoruz. İnşallah kazasız, belasız, sağlıklı, sıhhatli yine bugünü bitiririz. 14.sü bahar şenliğimize herkese hoş geldiniz diyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet, şöyle yönetim kurulumuzu, genel başkanımızı, onursal başkanımızı ve yönetim kurulumuzu güçlüce alkışlayarak yerlerini alıyoruz. Emekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Az önce kıymetli başkanlarım da ifade etti. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. İnşallah diyelim. Evet, bir de ayrıca teşekkür etmek için bizim buraya ulaşımımızı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Profesör Ahmet Özer Başkanıma, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Başkanıma, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık Başkanıma ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğen Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizim buraya ulaşımımızı sağladılar. Gerçekten biliyorsunuz İstanbul'da ulaşım çok zor. Onun için buraya bizlere getiren şoför arkadaşlara da herkese teşekkür ediyoruz. Saat 6'da evlerinden kalkar bizi bugün buraya getirmek için.
başına çok teşekkür ediyorum. Görevlerinizde başarılar diliyorum. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi bozmasın inşallah. Evet, alkışlarla yönetim kurulumuzu, kıymetli başkanımızı ve başkan yardımcılarımız sizleri sevgiyle, saygıyla sizleri selamlıyorlar. İyi ki varlar. Onlar bu programın ta ilk gününden beri hazırlanmasında emeği veren mimarlar. Özellikle dün akşamdan beri buradalar, kendileri de, ben sabah geldim, her biri bir ağaç tepesindeydi. Sizlerin burada bugün hoşça, güzelce bir vakit geçirmeniz için gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştılar. İnşallah bundan sonra da sizlerin bir araya gelmesi için de var güçleriyle çalışacaklar ve ben alkışlarla kendilerini uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dedik, programımız bugün inşallah çok güzel bir şekilde devam edecek. İki tane birbirinden değerli sanatçımız var. Bir tanesi sizlerin içerisinden çıkmış genç bir kardeşimiz Emir Üstün. Biraz sonra sahne alacaktır en güzel türküleriyle, en güzel eserleriyle. Yine Türk halk müziğimizin çok değerli sanatçısı, o bizim beraber yaptığımız Tempo TV'de, Samsun'un Sesi programında da artık o Samsunluların sesi olan Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı Zemnure Çaylı Koç hanımefendi de az sonra bizlerle birlikte olacaklardır. Evet, kıymetli hemşerilerimiz, çok kıymetli büyüklerimiz var. Bugün aramıza katılamayıp bizleri telgraflarıyla sizleri selamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmaları nedeniyle nazik davetimize katılamıyor. Teşekkür ediyorum. Bu güzel programın kültürümüzü yaşatma ve nesillere bunları aktarmanın yanında dayanışmamıza vesile olması bakımından kıymetli buluyor, emeği geçen ve değerli hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Milletvekilimiz, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcıali. Yine aynı şekilde önceden planlanan programlarımız nedeniyle aranıza katılamıyorum demiş. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum demiş. Aydın Milletvekilimiz, her daim Samsun hemşerilerimizin yanında olan Bülent Tezcan. Yine aynı şekilde piknik şölenine çok arzu etmeme rağmen daha önceden planlanan programın nedeniyle katılamayacağımı üzüntüyle bildirir. Şölenimizin barış, sevgi ve dostluk içerisinde coşkuyla geçmesini temenni eder. Şahsımızda emeği geçen herkesi kutlar. Tüm davetlilere selam ve sevgiler sunarım. Yaşar Tüzün, Bilecik Milletvekilimiz. Evet, yoğun meclis genel kurulu toplantılarından dolayı düzenlemiş olduğumuz 14. geleneksel piknik şölenimizde aranızda olamadığım için üzgünüm. Nazik davetiniz için teşekkür eder. Pikniğinizin güzel geçmesi dileklerinizle şahsınızda başta organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım demiş çok kıymetli hemşerimiz. Samsun Milletvekilimiz Murat, telgraflarıyla sizleri selamlayan kıymetli büyüklerimize, vekillerimize çok teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Yine İyi Parti Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta, Reşat Karagöz CHP Amasya Milletvekilimiz Reşat Karagöz'e, yine CHP İstanbul Milletvekilimiz Yüksel Mansur'a ve aynı zamanda az önce de okuduk ismini, kıymetli hemşerimiz, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün sesimizin sizlere ulaşmasında emeği geçen Baysal Müzik Grubu'na ve ses ekibine çok teşekkür ediyoruz. İleride bugünü unutmamak için, hatıralarımızı canlandırabilmek için bugün sizlerin içerisinde ve her zaman sizlerin yanında olan çok kıymetli kameramanımız, Karadenizimizin sesi Ahmet Güngör abimize de geldi. Senin Samsunlu olduğunu herkes unutur ama ben unutamam Ahmet Güngör abim. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ahmet abimize çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Bugün bütün masalarımızda sizleri ziyaret edecek, sizlerle unutulmaz sohbetler yapacak
İnşallah sosyal medyalarında da bu programları kendisi paylaşacak. Evet abi. Tamam, olsun. Evet, bu programlarımız çok önemli. Birliğimiz için, beraberliğimiz için. Sadece piknik şölenlerinde değil. Dün az önce çok kıymetli onursal başkanımız ve yine genel başkanımız da kendileri de söylediler. Birlik ve beraberliğimiz için sadece piknik şölenleri değil. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bir araya gelebilmemiz için gerek cenazelerimizde, gerek düğünlerimizde, gerekse de nişanlarımızda burada gurbet elde birliğimizin devamı için derneklerimiz çok önemlidir. Onun için Samester Derneğimiz de bizler için, sizler için birlik adına, bütünlük adına çok önemlidir. Onun için derneğimize katkı amaçlı şimdi bir tane yeşil beyazlı, bir tane de kırmızı beyaz Samester Derneğimizin iki tane forması var. Birisi kırmızı beyaz Samsun'u temsil eden, bir tanesi de yeşil beyaz Amasya'mızı temsil eden iki çeşit formamız var. Samester'imize bağlı. Bu formalarımızdan almak isteyen olursa hemen Abdullah Ertav Genel Sekreterim sahnemizin sol tarafına maşallah bir tane üst kurmuş. Oradan formalarımızı alabilirsiniz. Ne kadar formalarımız demiştiniz? 555 liraya bu formalarımızdan alabilirsiniz. Buradaki maksatımız derneğimize bir gelirdir. Daha ilerideki programlarda birliğimiz için, beraberliğimiz için bunlar katkıdır. Formalarımızdan alıp derneğimize fayda sağlayabilirsiniz. Yine bugün bir tane semaverimiz var. Burhan Başkanımız getirmiş. Semaverimizi de inşallah ağalık seçimi yapacağız. Piknik ağalık seçimi yapacağız. Piknik ağalık seçiminde de ağamıza semaverimizi hediye edeceğiz. Kesanele şehridir benim güzel Amasya'm. Ferhat-ı şiirin ile oldu dillere destan. Şehzadele şehridir benim güzel Amasya'm. Ferhat-ı şiirin ile oldu dillere destan. İşlerini öğretiyor bize. Şimdiden başladık nişanlımız sağ olsun. Emre Ayben. Konyalıyım. Konya Akşehir. Merhaba. Yönetim başkanı yardımcılarından İbrahim Yıldız'ın kızıyım ben de. Herkese hoş geldin diyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Hoş geldiniz.